Neredeyiz? Ay tamam da bir yandan da yayındayız diyorlar ama ben yayında göremeyince kendim bir durdum. Jenerik döndü, bir tur daha attı herhalde. Çünkü efendim aklımız karıştı. Çünkü hatlar karıştı. Çünkü dünden bu yana memlekette her şey karıştı, öyle söyleyeyim. Bağışlayın, bizim jeneriğin karışması hiçbir şey değil. Hoş geldin Melda Onur. CHP eski milletvekili, gazeteci, her dem gazeteci. Melda Onur dün Gezi davasındaydı. Evet. Öğle saatlerinde haberleştik. Dedim ki Melda'cığım neler oluyor bitiyor orada, yarın gel anlat dedim. Tamam dedi. Ondan sonra, o konuşmadan sonra neler neler oldu. Bir oraya gittik savrulduk, bir buraya gittik savrulduk. Evet, çok şey oldu. Yine aynı noktaya geldik gibi bir şey Daha fenasına hatta geldik. Aynı nokta yani. bile değil. Yani daha fenasını bilmiyorum. Yani fenanın içinde fena mı beğenmemiz gerekiyor bilmiyorum. Ama dün yaşanan şey, işte kaç saat sürdü? Yaklaşık 5 saatte 5 yaşanan saat. şey, benim oradaki işte gördüğüm bayağı büyük büyük avukatlar bile ta hayatlarında böyle bir gün yaşamadıklarını söylüyorlardı. Hani ben o kadar dava takip ederim, beni görmüş olmam. Herkese sordum, siz böyle bir şey gördünüz mü diye. Böyle bir şey görmedik dediler. Evet, çok sevindik. Ama sevinirken de Beraat hiç endişeliydik. beklemiyorduk. Beklemiyorduk. Yani umuyorduk ama beklemiyorduk. Sevinirken de endişeli olduğumuzu söyleyeyim. Yani insanlar bu neden oldu? Bu soru soruldu. Ne oldu? Çünkü mahkemenin gidişatı, işte hakimin ve savcının hali gidişi, öyle söyleyeyim. Ortamın gerginleşmesi, yani bir de atılı suçların hacmine bakıldığında bu beraat gerçekten aslında hak edilen ama bugünkü hukuk sistemi demeyeyim, bu ortada bulunan ne olduğu belli olmayan sistemde beklenen bir şey değildi. Sonrasında zaten yaşananları hep birlikte Şimdi yaşadık, öyle değil. yaşadık ama ayrıntıları çok çarpıcı. Yandaş medyanın bu konuda ki tavrı, attığı başlıklar çok çarpıcı. Dünyadan tepkiler çok ciddi. Bunları adım adım konuşacağız. Bir takım şeyleri çözmeye çalışacağız. Tabii ki 2 saatlik sürede bu meselenin perde arkasını çözmek gibi iddiamız olamaz. Ama şuna inanabilirsiniz. Bazı şeyleri yan yana getirdiğimiz zaman siz de göreceksiniz. Aslında anlamak çok da zor değil. Şimdi önce şöyle başlayalım. Bugün efendim 19 Şubat. Takvimi açtığınız zaman havaya cemre düştü. Aa, baharın müjdesi. Ne güzel, hava yumuşuyor. Hava yumuşamıyor. Hiç yumuşayacağı falan da yok. Bakın dün neler oldu diyoruz ya. Önce işte söyledik Kavala'ya. Önce beraat kararı verildi. Umuyorduk ama beklemiyorduk hakikaten. Sonra birdenbire gözaltı çıktı. Görüntüler de perde arkası da dediğim gibi son derece hem iç acıtıyor hem de düşündürüyor. Bu arada çok yansımadı. Rusya ile neredeyse bir soğuk savaş Evet. ortamına dönüldüğü anlaşıldı. Dün İdlib konusunda Moskova'da Türk-Rus heyetleri bir aradaydı. Evet. Biliyorsunuz. O toplantıdan, heyetler arası görüşmeden bir sonuç çıkmadığı gibi saray sözcüsü İbrahim Kalın bize bir takım kağıtlar verdiler dedi. İfade kağıt. Nedir? Yeni bir harita sunmuşlar, yeni bir takım teklifler konulmuş masaya. Bunları kağıt diye niteleyerek elimizin tersiyle ittik demek istedi. Zaten buna benzer cümleler de kurdu. İdlib meselesi bir cerrahat halinde. Biliyorsunuz cerrahat küçücüktür ama bir zonklar. Değil Evet. mi? O zonk fena yapar insanı. Aynen öyle. Türkiye'nin yakın geleceğine dair çok vahim işaretler var. O kadar olmayabilir ama önemli. Dün bir de bir haber geldi. General Hafter kuvvetleri Evet. Libya'da bir Türk gemisini vurduklarını iddia ettiler. Şimdi o fotoğraf, bunun görüntüsünü de verelim, bir daha dönmeyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bunu hem Türkiye'de yetkililer
yalanladı. Türk gemisi değil dedi o. Hem de Saraj tarafı yalanladı. Türk gemisi değil diye. Şimdi öyle mi değil mi bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. AB başta bütün dünya Türkiye'nin oraya Saraj'a silah sevkiyatına karşı ve bunu engellemek için de ellerinden geleni yapıyorlar. Örneğin dün verdim notunu sizle paylaştım. AB Akdeniz gücü kuruyor denizde. Ve çok net dediler ki bu açıklama yaparken Rusya'nın ve Türkiye'nin iki ülkenin adını açıkça zikrederek bölgeye biri bir tarafa silah göndermesi engellenecek dediler. Bu açıklamanın üzerinden bu haber gelince vurulan Türk gemisi olsa da olmasa da önemli. Dahası bakın Trablus limanında bir geminin Hafter kuvvetleriyle top atışıyla vurulacak menzilde olması da zaten oradaki bir takım gerçek tabloyu da anlatıyor herhalde. Şimdi Rusya'ya döneceğiz. Libya'daki gemiye dönmesek bile Rusya'ya döneceğiz. Orada İbrahim Kalın'ın söyledikleri çok çarpıcı. Ama önce Kavala davası. Kritik dedik, tarihi dedik, hayati dedik, her şey dedik. Kelimelerimiz tükendi. Sonunda az önce konuştuğumuz gibi birdenbire beraat. Evet. Şaşırdık kaldık. Hemen arkasından bir gözaltı kararı savcılığın başvurusuyla. 5 saatte ne oldu? Şimdi bir cinayet işlendi. Biz de şimdi Melda Onur'la olay yeri inceleme ekibi olarak hakikaten öyle. Yani böyle bakmak lazım. Evet. Bir olay yeri inceleme ekibi olarak size ne oldu, ne bitti? Evet. Kim ne dedi, kim ne yaptı? Adım adım anlatacağız. Çünkü olay yeri inceleme ne yapar? Gider delil toplar. Olay yeri inceleme ekipleri gider gitmez. Maktul bilmem kim, demek ki katil de bilmem kim demez, diyemez. Maktulü tanıyoruz. Katili ama bilmiyoruz. Orada evet, şimdi biz delil toplayacağız. Organize şeyi de bilmiyoruz. Ama bir organize bir iş olduğunu tahmin edebiliyoruz. Organize hiçbir işler. Normal ve hiçbir şey doğal akışta değil. Organize işler, bir organize iş olduğunu hissetmiyor değiliz, evet. Şimdi şöyle başlasak. 5 saatte ne oldu falan diyoruz ya. Garo Paylan, Gezi davasının yakın takipçisi, her duruşmada yer aldı. Osman Kavala, basın mensuplarının ve işte milletvekillerinin falan olduğu bölüme yaklaştığı zaman, hani ben kaç kez onların kucaklaştığını görmüşümdür. Yani Kavala'nın yakın arkadaşı aynı zamanda. Garo Paylan'ın dün söyledikleriyle bir başlayalım. Delil toplamaya, olay yeri inceleme ekibi olarak. Oradan sonra tekrar gündüze döneceğiz. Neler oldu, neler bitti bakacağız. Buyurun, Garo Paylan diyor ki: 5 saat içinde neler olduğunun peşine düşeceğim. Belli ki devlet içinde belli kanatlar kavgaya giriştiler. Belli ki yine Osman Kavala'nın tutukluluğuna da beraatına da Erdoğan karar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verdi. Bugünkü karar da ona aitti ki belli bir pazarlık çerçevesinde olmuştur. Ama devlet içinde başka kanatlarda bir şekilde yeni bir hamle yaptılar veya Erdoğan'la veya Erdoğan'a rağmen bunu yaptılar. Bu anlamda bunun da peşine düşmemiz lazım. Bu 5 saat için neler oldu? Hangi savcılar, hangi hakimler, hangi siyasetçilerle görüştü? Bunun araştırılması lazım. Belli ki siyasi bir kararla beraat ettirilen Osman Kavala tekrar başka siyasi kararlarla, başka siyasi basınçlarla, başka uyduruk bir davadan dolayı tutuklama kararı verildi. Ben bundan dolayı utanç duyuyorum. Şimdi 5 saatte ne oldu peşine düşeceğiz diyor. 5 saatte neler olduğunu perde arkasını konuşuruz ama perde önünde olanı az çok görebildik. Bir kere AKP'nin trolleri, şunları bunları, yöneticileri bir skandal dediler. Evet. Mesela Akit gazetesi. Evet. Bu bir skandal karar diye manşet attı. Nitekim bu dünkü manşeti hemen dava sonrasında. Sonra da yıktılar, öldürdüler, beraat ettiler. Öldürdüler derken hani yalan söyleyin ama Allah aşkına da. Yani bir de bunlar...
imanlı falan diye kendilerini takdim ederler ya. Geziciler kim öldürdü? Kimi öldürdü? Ölenler ortada. Bu en sert tepkiydi. En net fotoğrafı da bugünkü manşetiyle Türkiye gazetesi çekti. Yargıda gezi krizi. Evet, buna bak geleceğiz. Şimdi şöyle son gelişmelerle devam edelim. Beraat kararı verildi. Hemen arkasından bir gözaltı kararı verildi dedik. Ve Batan emniyete götürüldü Osman Kavala. Dün akşam saat 22 sularında emniyete geldi. Hala orada geceyi orada geçirdi. Kavala emniyette, evet, gözaltında. Öğleden sonra savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. Bu kavgada, büyük kavgada savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmesi büyük beklenir herhalde, değil mi? Büyük ihtimalle öyle yapacaklar. Bu bildiğim kadarıyla arkadaşlardan aldığım bilgiye göre 4 ay önce tahliye edildiği bir dosya. Ama dosyada ne olup bittiğini çok fazla avukatlar da bilmiyorlar anladığım kadarıyla. Ama şöyle bir şey, dünkü şeye baktığımızda, yani dünkü manzaraya baktığımızda ve bir önceki birkaç günü, aslında mesela dünden bir iki gün önce yazılan çizenlere de bir bakmak lazım Ayşenur. Mesela Ahmet Hakan ve Cem Küçük gizli yargılaması ile ilgili son derece mütereddit yazılar yazdılar. Hani Ahmet Hakan o dönemde Gezi'yi savunmuştu, şimdi sonradan o pozisyon değişenlerden, ama en azından oradaki adaletsizliği. Ama Cem Küçük'ün şöyle bir ifadesi enteresandı. İddianame kötü bir iddianame. Bu karar Anayasa Mahkemesi'nden döner diye bir şey yazdı. Hı hı. Bu çok dikkat çekiciydi. Dün yani Gezi davası sürerken ya da öncesinde Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı Gezi'den çekiliyoruz ve diğer davalardan çekiliyoruz açıklaması, Abdullah Gül'ün işte Gezi'yi öven açıklamaları, şimdi tüm bunlar birdenbire ve durduk yere olabilecek şeyler değil. Evet, biz kampanya ekibi, ben Gezi davasının kampanya ekibinde yer alıyorum, çok bastırdık. Ben özellikle bütün mağdurlara neden mağdursunuz sorularını sordum. Bu süreçte çekildiler ama belli ki o arka planda ciddi bir iki başlılık ve ciddi bir kavga var. Bir güç savaşı var. Bu güç savaşını aslında biz uzun süredir yargının içinde olduğunu biliyoruz. Biliyoruz ve çeşitli davalardan. Bunu zaten şuradan anlıyoruz. Bu ilk defa değil ki. Eren Erdem'e de aynı şeyi yaptılar. Tabii. Hatırlayın, yani Eren Erdem'i tahliye ettiler. Sonra aldılar. Hatta Demirtaş'a yaptılar, Kozarşı'ya yaptılar. Ve mümkün olduğu kadar, şimdi ben bilmiyorum, bu hakimin, bu özene bezene bu davaya getirilen hakimin şimdi yerinde kalıp kalamayacağını bilmiyorum ben. Çünkü neden? Özene bezeneden kastım şu. Mevcut mahkeme başkanı eski bir savcı. Bundan önce sadece küçük bir mahkemede mahkeme başkanlığı yapıp buraya özel olarak getirildi. Şimdi bu kadar önemli buraya getirdiğiniz bir kişinin aldığı karar belli ki yargıda belli bir safın önemli isimlerinden biri. Yargıda Gezi krizi de aslında, yani atılan bu manşet Türkiye'nin hakikaten yargının içerisinde aslında çoğunlukla hani pelikanlarla Adalet Bakanı arasında sık sık açığa çıkan bu atışmalarda da gördüğümüz. Şimdi pelikan deyince bilmeyen olabilir. Pelikan Sabah gazetesinde konuşlanmış bir grup. Arkalarında tabii ki Berat Albayrak var. Evet. Ve Berat Albayrak'ın da Abdülhamit, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'le arasında derin görüş ayrılıkları olduğu biliniyor. Biliniyor, evet. Yargıdaki kritik davalar konusunda özellikle. Evet. Çok dışarıya yansımıyor, ancak işte böyle birkaç programda bizler, evet, dile getirince anlaşılıyor belki. Hakikaten bir kriz vardı. Ya şunu hatırlarsın Melda Onur, daha geçenlerde bir Sabah gazetesi muhabiri
ATV muhabiri aynı muhabir zamanda galiba. Açıktan hedef tutuklandı. Gösterdi. Hem de kim biliyor musunuz? Emine Erdoğan muhabiri. Evet, evet, evet. Baylok listesinde var diye. Şimdi her Baylok listesinde olanı tutuklamıyorlar. Ama bu Abdülhamit Gül'ün güç gösterisiydi. Güç gösterisiydi ama onun öncesinde başka bir sabah muhabiri hedef gösterdi şeyi. Abdülhamit Gül'ü. Tabii tabii, yani ciddi bir savaş var. Dilek Güngör, köşe yazarı. Evet, 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 evet. Yani maklubeye kaşık sallayanları biliyoruz, evet, diye. Evet, evet, sabah aynen. yazarı Adalet aynen, Bakanı. Aynen, şimdi aynen. sarayda bir güç savaşı var. O güç savaşında bir yerde Albayrak var. Bir yanda Abdülhamit Gül, hatta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Albayrak'ın karşısında olduğu söylenen böyle bir güç savaşı kavgası var. Olmaması da mümkün değil. Yani iktidar bütün birlikte aynı menzile gittikleriyle yavaş yavaş çözünürken parti içerisinde de böyle bir kavga olmaması mümkün değil. Vardır ki, kaldı ki her partide kavga olur. Yani yekpare bir parti kurmak bir hayaldi. Olmadı, çöküyor yani. Cumhurbaşkanı için de çöküyor. Ama buradaki mesele, bu kavgaya insanları malzeme edemezsiniz. Bu kavgayla yargıyı ayaklar altına alamazsınız. Şimdi yargı tamamen bitirdiler. Yani artık kimse, hani şey diyorlar ya, dün halk hukukun geldiği son nokta. Ya öyle bir nokta falan kalmadı. Hukuk falan yok zaten. Yani hukuk uzun süredir yok. Biz siyasi arenanın içerisinde yargılama yapılmaya, avukatlar dertlerini anlatmaya çalışıyorlar. O avukatlardan biri Turgut Kozan. Kazan, eski baro başkanı, ünlü hukukçu. Şu anda telefon hattında. Dün ilk reaksiyon olarak Turgut Kazan dedi ki, bunu bir yargı kararı olarak falan görmeyin dedi. Ama beraat kararı sırasında hatta bunu dedi. Şimdi Turgut Kazan, siz biz hepimiz böyle oh ne güzel diye sevinirken, aman ha bir dakika dediniz, bir şeye işaret eder gibi oldunuz. Hemen arkasından birkaç saat sonra da gözaltı kararı geldi. Ve o gözaltı kararından sonra da çok net bir ifade kullandınız. Dediniz ki bu hani gözaltı kararı, yargı kararı falan değil. Bu esir almaktır, tutsak almaktır dediniz. Dinleyelim sizi, nasıl yorumladınız? Beraat kararında, gözaltı kararını da. Yani bu söylediklerim, yani özetleyerek attığınız dün söylediklerim zaten bu konudaki değerlendirmelerimdir. Sonuçta aynı şeyleri tekrar etmem gerekiyor. Tabii yargı zaten Türkiye'de yargı olmaktan çıktı. O yüzden ben yargıyı artık Türkiye'de özgürlüklerin ve insanların mallarının, mülklerinin bir güvencesi olarak görmüyorum. Ancak yaşadığımız olay, yargının her tarafından ele geçirildiğini, yani dün söylediklerim sırasında işte yaşananları, sonrasında yaşananları değerlendirirken görüyoruz ki gruplar, bazı gruplarda, yani işte hizmet grubunun teslim aldığı yargıyı, şimdi başka grupların güçlü biçimde işte teslim aldığı bir süreç yaşıyoruz. Dolayısıyla örneğin işte Hak Yol grubu denilen bir grup var ve başka gruplar var. Bir i̇şte daha söyler misiniz Turgut Kazan? Telefonda çok anlaşılmayabilir. Hak Yol grubu diye bir grup var. Evet. Bunlar kime yakın bir grup, Hak Yolcular? Yani bu doğrudan, yani izleyici doğru anlasın diye söylüyorum. Doğrudan bir takım tarikatlara bağlı gruplar var. Şimdi onlar arasındaki bir mücadelenin işte bir örneği olarak karşımıza çıktı. Şak diye işte süreç aslında ağırlaştırmış müebbet hapis hükmü kurulacağı tahmin edilirken birdenbire şak diye beraat kararı verildi. Tabii bunun yargı kararı olmadığı şunun için şuradan belliydi. Ya Sayın Başkan Yargıç ve diğer iki yargıç, siz 20 gün önce dosya kapsamına göre, delil durumuna göre
İşte yönetilen suçlamanın niteliğine göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararda kesinleşmediği için talih isteğini reddetmiştim. Ya o günden bugüne 20 gün içinde bu dosyaya tanıkların hükümeti devirmekle ilgili bir eylemleri olmadığını gösterir. En küçük bir delil kırıntısı girmediğine göre zaten siz tanıklarla müdafilerin bu konudaki bütün isteklerini geri çevirdiğinize göre, hiçbir şey toplamayı düşünmediğinize göre ne değişti de siz birdenbire görüşünüzü değiştirdiniz? İşte bağlı olduğu tarikatın emri. O tarikatlar arasında da mücadele var, öyle anlaşılıyor. Şimdi birden yani Türkiye şu anda Sayın Erdoğan bilmelidir ki, görmelidir ki Türkiye yargı bakımından FETÖ'cülerin ya da hizmet grubu denilen grubun ele geçirdiği dönem gibi tehlikeli bir süreçle karşı karşıya. Yani FETÖ'nün kumpas dönemini mi hatırlatıyor diyorsunuz? Efendim? FETÖ'nün kumpas dönemini mi hatırlatıyor bu dava ve benzerleri? Tehlikeli diyorum. Çünkü bir de çatışmacı bir farklı gruplar var. O yüzden daha tehlikeli. Yargı olmaktan çıkmış. Daha tehlikeli, evet. Ne yapacakları, kime yapacakları belli değildi. Biz o gün de söylüyorduk, bu yapıyı bertaraf etmezseniz bunlar bir gün tutuklayacaklar diyorduk. Nitekim oraya doğru gelip dayanmışlardı. Aynı tehlike herkes için. Bugün de devam etmektedir. Böyle yargı olmaz. Yargıyı kaliteli, tarikatlara bağlı olmayan, yani hukukun emrini yerine getirecek değerli hukukçulardan oluşturan bir süreci başlatmamız gerekir. Turgut Kazan, biraz da bir teknik olarak bir şeyler sormak istiyorum haber tarafını. Şimdi dün beraat kararından sonra tabii ki doğal olarak tahliye içeriyor bu karar. Tahliye bekleniyordu. Beraat kararı verilip tutuklu olan insan da var Türkiye'de. Tabii doğru. Şimdi şunu soracağım ama başsavcılıktan hemen acele İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir yazı gitti ilgili mahkemeye. O yazının da çocuklar var bir şeysi, grafiği. Onu da verebilirsiniz. Diyor ki alınan kararın bozulması talebiyle ilgili mahkemeye, yani beraat kararının bozulması talebiyle ilgili olarak mahkemeye ben sizi zor duyuyorum Turgut Bey. Arkadaşlar ben Turgut Bey'i şu anda duymuyorum. Hayır, az önce konuştuğumda duymadım. Bir şey mi söylediniz Turgut Bey? İstinaf başvurusu. Evet evet. Diyor ki siz diyor bekleyin bir durun diyor. Yapacaklarını dile getirdiler. Yaptılar. O anlama gelir. Evet evet. Şimdi bir durun bu dedim. Bu beklenebilecek bir şeydir yani. Aykırı bir şey değildir. Tamam. Fakat bu olurken gene aynı çerçevede hatta o yazının içinde birdenbire 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızda yürütülen bir başka soruşturma kapsamında gözaltı kararı vermiştir diyor. Yani dediğiniz gibi biz istinafa başvuracağız. Dolayısıyla bir durum demek doğaldır. Hukukun usulüne uygundur. Ama aynı gün birdenbire torbadan ya da şapkadan... Olayla ilgili şu değerlendirmeyi yapmak gerekir. Zaten başlangıçlı değerlendirmeyle beraber düşünülür. Evet. Bu yargı kararı olmadığı için yani... Yargıyı ele geçirmeye çalışan tarikatların eseri olduğu için tabii bir yerde bir tepkiyi beraberinde getiriyor. Şimdi sorduğunuz soru da onun tipik bir örneği. Hı. Şimdi bakın, gizli davası sürerken aslında benim bildiğim, somut olarak bildiğim Kavala için o sözü edilen suçlama soruşturması vardı ve Osman Kavala o soruşturma nedeniyle tutuklanmıştı.
o soruşturma nedeniyle de tutuklanmıştı. Ancak bundan birkaç ay önce savcılık kendiliğinden ve resmen o tutukluluğu kaldırdı. Ha, şimdi bakın bu çok önemli. Hakikaten burası kritik nokta. Ne zaman kaldırdı savcılık? Biz o zaman kendi kendimize şöyle bir yorum yaptık. Demek ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı çıkarsa olumlu, ya tahliye gezi davasından Osman Kavala tahliye edilecek ama burada tutuklu olduğu için dışarı çıkamayacak. Bu da Türkiye için Avrupa Birliği nezdinde bir sorun, yeni bir soruna yol açacak diye düşündüler. Dedik kendi kendimize. O nedenle resmen o tutukluğu kaldırdılar. Yakında geziden de kaldıracaklar diye bir beklenti içine de girdiğimizi böyle hatırlıyorum. Şimdi o yüzden bu beraat ve tahliyeye karşı bir imkan sağladığı için savcılık bu yola gitmiştir. Ama ona sormanız gereken soru şudur. Sizin de gazeteci olarak sormanız gereken sorusu. Ey İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı! Siz bunun resmen kaldırdığınız tutukluluk için, tutukluluk durum için şimdi niye gözaltı kararı veriyorsunuz? Evet. Bunu seviyorsunuz, bu ne lahana turşusu diye sormanız gerekir. Evet. Ve devamında da ya sorgusunu yapacak değilseniz 2,5 yıldır tutuklu tuttuğunuz bu insanı niye bir gün çağırıp sorgusunu yapmadınız? Yani siz tutukluluğu kaldırdıktan sonra bu dosyaya yeni bir delil mi girdi ki şimdi gözaltına alıyorsunuz sorularını? Ben diyorum bu yayın aracılığıyla size sormalısınız diyorum. Bu tarikat çatışmasının bir parçasıdır diye düşünüyorum. Yani İstanbul'da böyle bir süreç yaşanıyor. Anlaşıldım. Turgut Kazan, evet. Siz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Osman Kavala'yı da vaktiyle içeren, bu nedenle hakkında tutuklama kararı verilen ama sonra kaldırılan o dosya hakkında bir fikre sahip misiniz? Çünkü birden fazla değil. 15 Temmuz dosyası soruşturması var. Hayır değilim ama 15 Temmuz darbe girişimi dosyası diye biliyorum. Dosya içeriğine bilim. Ama dosya içeriğinin ciddiye alınabilmesi, ciddiye alınamayacağını gösterir. En önemli gerekçe savcılığın resmen tutukluluk durumuna son vermesi. Çok önemli. Şimdi ironi yapılacak, espri yapılacak zaman değil ama dün akşam da İsmail Saymaz çok güzel bir şey söyledi. Halk TV ekranındaki Gürkan Hacır'la, Barış Arkadaş'la programında. Evet. Dedi ki eğer Gezi davasında müebbet ya da daha hafif bir 5 yıl 10 yıl ceza ki birçok insan da onu bekliyordu. Yani ceza verilir ama müebbet olmaz da şu kadar olur diye bekliyordu. Şimdi öyle bir şey olsaydı bunu Türkiye'ye anlatabilirdi. Ama Osman Kavala'yı 15 Temmuz darbesinin parçası haline getirmeyi artık kimseye anlatamaz. Böyle bir şey olmaz dedi. Gerçekten şaka gibi. Yani Osman Kavala rehindir. El koymuşlardı. Tutmaya devam etmek istiyorlar. Yani Osman Kavala'nın geziyle de zaten doğrudan suçlanacak bir zaten. Dahli yoktur, eylemi yoktur. Suçlamaların hepsi eli saçmasıdır. Ama Osman Kavala'yı aldılar. Bir kişi rehin aldılar. Hangi davaya soktak düşündüler, aradılar, bulamadılar. Sepetine attılar. O nedenle Osman Kavala serbest bırakılamaz onların gözünde. Son bir soru. Anlatmak diye bir sorunları yok. Doğru. Son bir soru. Siz Gezi davasının avukatlarından birisiniz. Osman Kavala'yı tanırsınız. Yanı sıra bütün bu kritik süreçleri de zaten hem içinde bir yurttaş olarak, bir hukukçu olarak ve bir de
bir aydın olarak yaşadınız biliyorsunuz. İşte gezi günleri, efendim, 15 Temmuz darbesi vesaire. Size göre Osman Kavala neden kurban seçildi? Yani hangi nedenle gelişi güzel torbadan mı isim çektiler, ne yaptılar? Yok onu bilmiyorum ama öyle anlaşılıyor ki Sayın Erdoğan ona çok kızıyor. Evet. Nedenini bilmiyorum. Yani zaten bir biçimde bir talimat çizgisi içinde başlatılmış bir işte plandır. O nedenle tam niye kızıldığını anlamak benim için mümkün değil, bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Yanıt veremeyeceğim. Çok teşekkür ederim Turgut Kazan. Eğer bir gelişme olursa, size sıcak bir gelişme olursa size tekrar bağlanmayı umuyorum. Biz Melda Onur'la olay yeri inceleme ekibi olarak çözmeye devam edelim. Ben bir iki şey ilave edebilir miyim Sayın Kazan'ın sözleri üzerine? Şimdi kesmek istemedim, zaten ses sorunu var. Bu Kavala'yı şimdi sorguladıkları 309. madde yine işte anayasal düzeni 15, bu da 15 Temmuz'a bağlı olarak. Ben o zaman işte arka dedim ki ya, ne varmış bunun içinde? Şey demişlerdi, hatta şuraya da Karaköy'de bir lokantta bir Amerikalı ile el sıkışmış diyorlarmış. Şimdi bakın zaten şeyler böyle yani, bir Amerikalı ile bilmem ne. Şunu da bu adam senelerdir uluslararası ilişkilerde, uluslararası sivil toplum kuruluşlarında bir şey olmuş, nasıl diyeyim, önemli yerleri olmuş. Mesela yurt dışından bu kadar tepki gelmesinin nedeni bu. Şimdi mesela Kavala'ya orada sorulan soru, siz sorusu tanıyor musunuz? İşte siz niye şu falanca ülkede mi? Ya bu kişiyi tanımamaktır bu yani. Ben küçücük bir muhabirdim. Kavala Polonya İş Konseyi Başkanı'ydı. Yani bu kişi çok eski bir sanayici, yani önemli de bir holdingin veliahtı falan. Şimdi bir tür cımbızlanmış bir takım şeyler var bu şeyin içinde. Yani bildiğim kadarıyla çok ipe sapa gelmez bir nasıl diyeyim, ihbar üzerine. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Şu anda onu da söyleyeyim. Arkadaşlar Kavala'yı takip ediyorlar. Durumu iyiymiş. Savcılığa gidecek diye minik bir anekdot anlatmak istiyorum ben, unutmayayım diye. Şöyle bir şey olmuş hücresinden çıkarken. Salyangozu varmış bir tane. Onu arkadaşlara emanet etmiş. Salatasının marulun içinden bir salyangoz çıkmış. Şeyde cezaevinde. Evet, marulun içinden bir salyangoz çıkmış. Demiş ki ya dikkat edin de ölmesin. Onu besliyormuş. Şimdi avukat arkadaşlar da almışlar. Bizde Sosyal Haklar Derneği'nin sembolü salyangozdur. Bizde Kavala'nın salyangozunu o sağ salim çıkana kadar saklayacağız. Onu da özellikle burada belirtmek istedim. Konuyu da fazla dağıtmadan. Şimdi tekrar konumuza dönersek, dünkü bir şey söyleyeceksin. Birkaç senin tepkiden yurt dışından söz edeceğim ama senin cümleni tamamlamanı bekliyorum. Hayır. Dünkü davadaki noktaları özellikle olay inceleme dedik ya, bazı böyle çarpıcı noktaları konuşmak lazım. Peki. O zaman şöyle başlayalım. Kavala'nın katılanların ki çok sayıda yabancı misyon büyükelçisi ya da konsolosu ya da gözlemcisi vardı. İşte İngiltere, Amerika, Almanya, İsviçre, İsveç, İrlanda, çok sayıda gazeteciler vardı, yabancı medyadan vardı. Avukat ordusu ve tabii ki Gezi'nin gerçek mağdurları, çocukları ölen anneler, yakınlarını kaybedenler ve sanıkların yakınlarıyla müthiş bir salon. Oradan bir görüntü vardı. Az önce kullandık ama tam ne olduğu anlaşılamamış olabilir. Bir ara tansiyon bir yükseldi. Seyirci celseye ara verildi, duruşmaya ara verildi. Evet. O görüntüyü bir görebilir miyiz arkadaşlar? Evet. Bir verelim onu. Thank you.
Sen alırsın Osman. Çünkü bir avukat arkadaşımızı çıkarmaya çalıştılar. Aslında şöyle, hakimin sürekli bir acelesi vardı. Dünün en çok dikkat çeken noktası oydu. Hı hı. Hakim hep bir acele halindeydi. Yani oturur oturmaz daha avukatlara, çünkü artık hani şöyle bir şey düşünün. Yani ağırlaştırılmış müebbetle 3 kişiyi, diğerlerine de 20'şer yıllık ceza vereceksiniz ve hani böyle hadi bir an önce bitsin modundasınız. Bu çok büyük bir itirazsa sebebiyet verdi. Oturur oturmaz hemen Osman Kavala'yı çağırdı. Evet, okudun mu savunma. Bunun üzerine avukatlar itiraz etti. Dediler ki biz tanık dinletmek istiyoruz. Siz bu delil sunmak istiyoruz dediler. Ayrıca delil sunmak, hayır, delillerin araştırılmasını istiyoruz dediler. Hmm. Yani o gaz maskesi nedir? Bunun dışında siz iki tane polis tanık dinlettiniz. Bir tane de işte akli durum rapor bozuk. Neyse, bir tane esas ihbarcı var ama bunun dışında biz de tanık dinletmek istiyoruz ve hepsini çağırdık dediler. Bunların hepsine itiraz geldi. Çeşitli delillerin, yani, ha bu arada savcılığın iddiası mahkemeyi uzatmaya çalışmak. Hmm. Şimdi bunu söyleyince tabii oradaki avukatlar dediler ki siz neden bahsediyorsunuz? Yani bizim müvekkillerimiz ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor. Ya uzatmaya çalışmak diye bir şey, biz burada adil bir yargılanma istiyoruz diye bayağı ortalık. Zaten ya adil yargılanma zaten olmadığı görünüyor ama sonuçta avukatlar da mesleklerini, işlerini ve şeylerin kayıtlara geçmesi gerekiyor en azından. Şu etkili olmuş olabilir mi? Hem hakimin acele etmesinde bir an önce bitirelim bu işi demesinde, hem de belki sonraki gelişmelerde. Şimdi salonun içinde bu görüntüler yaşanırken dışarıda da muazzam bir kalabalık. O düne kadar ben Gezi davalarının birkaç duruşmasına gidebildim. Bu kadar kalabalık görmedim. Şimdi bunda şunun payı var. CHP ilk defa Gezi davasına sahip, evet, çıkma iradesi gösterdi. Evet. En az 10 küsur milletvekili. Ondan çok fazla. Aykut Erdoğdu burada zaten Belli Ağababa, söylemişti. Özgür Özel, Sezgin Tanrıklı, zaten Sezgin Tanrıklı hep vardı. Çok Muharrem Erkek, evet, pek, evet, çok önemli isim. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel. Tabii. Belediye başkanlarımız vardı. Kadıköy, evet, belediye, evet, başkanları. Belediye başkanları başta Canan Kaftancı olmak üzere il başkanı, İstanbul başkanı, tabii, ilçe başkanları, başka iler. CHP müthiş bir destek gösterdi. Evet. HDP de zaten hep vardı, destek, evet, gösterdi. Dahası parti yöneticisi falan olmayan sıradan insanlar da gittiler. Tabii ciddi bir çağrı oldu. Hiç bu kadar büyük bir destek olmadı. Acaba diyorum, hani içerideki telaşın, sıkıntının nedenlerinden biri bu destek olabilir mi? Valla o süreçte neler yaşandığını bilmiyoruz ama kamuoyu desteği her zaman önemlidir. Yani şöyle ki, hani şöyle dememek lazım. Ya nasıl olsa bir karar veriliyor. Biz buna işte şey yapamayız, etki edemeyiz. Edebiliriz. Ben buna inanmıyorum. Eğer siz davanıza sahip çıkmazsanız sizi gömerler bu ülkede. Sahip çıkacaksınız ama bu da tabii yeterli değil. Yani ben şunu söyleyeyim, ben şahsen son 20 gündür CHP Genel Merkezi'ne bombardımana tuttum yani. Gelin diye. Genel Başkan'a mektuplar yazdım. MYK üyelerine mektuplar yazdım. Bence bu şöyle bir şey. Ben bu saçma sapan iddianameyle verilecek herhangi bir ağırlaştırılmış müebbet cezasının da Anayasa Mahkemesi'nden döneceğine inananlardım. Yok, olmazdı. Yani şimdiye kadar, bakın bu da torba davadır. Bu da tam bir FETÖ'cü tipi, FETÖ'cü diyorlar ya, Fethullahçı yargılı torba davadır. Bunun ben döneceğinden emindim ama yine de benim Gezi gibi onurlu bir direnişi, ceza kesilmesi, hele ki böyle boş bir salonda bir ceza kesilmesi içime sinmezdi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi başından beri Gezi'ye sahip çıkmış. 1 Haziran günü mitingini iptal ederek gerçekten de orada ciddi bir polis kıyımı olmasına engel olmuş bir partidir. O gün orada herkesi öldürecekti. Bugün Fethullahçı diye yargıladıkları polisler bunlar. Onun için yani Gezi'ye, FETÖ'yü bulaştırmak falan Gezi direnişçilerine olacak iş değil yani. Onun için şunu söyledim ben. Bakın dedim, bu mesele 16 kişiye ceza kesilmesi meselesi değildir. Tabii. Bu özgürlüğe, bu umuda, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin savunduğu yaşam tarzına, ideolojiye kesilecek bir cezadır. Bu 23 Nisan 2014 tarihindeydi yanılmıyorsam. Evet. 23 Nisan günü Sayın Genel Başkanımız
konuşmasını, meclis konuşmasını Berkin Elvan'a adadı. Bu o konuşmaya yapılmış, kesilmiş bir cezadır dedi. Hı hı. Gerçekten de hani bunları söyledik. Onlar da sağ olsunlar ilgi gösterdiler, duyarlılık gösterdiler ve dün Sayın Genel Başkan grup toplantısında çok güzel bir şey söylemiş. Gezi direnişi bu ülkedeki baskılara karşı bir aydınlanma hareketidir demiş. Çok da doğrudur. Bu ülke Gezi ile birlikte aydınlanmaya başlamıştır. Gezi'ye kadar bu iktidarın böyle demokratmış gibi üzerine giydiği bir pullu payetli elbise vardı. Toma'nın sularıyla o payetler akmış, altından ciddi, baskıcı, diktatör eğilimleri olan bir rejim ortaya çıkmıştır. Bu dünyada da açığa çıkmıştır. Gezi'ye olan öfkeleri ondan. Osman Kavala'ya öfkeleri de belki bu süreçte, şimdi sonuçta Osman Kavala liberal kesimin isimlerinden biriydi. Sonuçta eminim ki Cumhurbaşkanı'nın kendisini mağdur hissettiği dönemlerde Cumhurbaşkanı'nın yanında olmuş kişilerdir. Bir sürüsü böyleydi biliyorsunuz yani bu hani anayasa referandumu süreçlerinde o gün onlarla birlikte olanlar bugün lanet eder hale geldiler. Onun için belki burada farklı bir şey bilemiyoruz ilişkileri ama bu öfke geldi bir şekilde Osman Kavala üzerinde yoğunlaştı. Dünle ilgili bir şey daha özellikle dikkat çekiciydi. Süre çok uzadı. Yani hakimin tahmin ettiğinden fazla uzadı. Hakim sürekli hızlandırmaya çalışıyordu. Şimdi biz bu hızlandırmayı, bakın burada bir görüş çöktü. Bu çok enteresan. Bunu konuşmak lazım. Herkes şunu söyledi. Mahkemenin hızlandırılma nedeni Osman Kavala'nın ahim kararının uygulanmaması. Hı hı. Değil mi? Yani hı hı. Osman Kavala'nın ahim kararı uygulanmasın diye bir an önce karar verip hüküm vermeye çalışıyorlar ve Osman Kavala'yı hüküm özlü bırakmaya çalışıyorlar. Hüküm özlü deniyor ya o hani evet. Son onama süresine kadar orada Türk sisteminde öyle bir şey var. Şimdi bu kesin bir görüştü. Bu çöktü. Bu dün çöktü. Çünkü Osman Kavala beraat etti. Normalde şey bekleniyordu yani işte ahim bu davadan dolayı işte siyasi karar olduğu gerekçesiyle tutuyor. Şimdi bu bir bitti. Bu hakikaten nasıl oldu derken bu defa farklı bir manevra oldu. Bu nedenle bu bir ortak bir akıl değil. Gerçekten de bu yargı içerisindeki farklı kavga. Şimdi buna geliriz. O ana dönelim. Gerçekten hani şok etkisi yarattı. Aslında hem bizlerde yarattı hem de karşı tarafta tabii. Yarattı. Biz sevinerek şok geçirdik. Onlar delirerek şok geçirdiler. Onlar derken biliyorsunuz. Ama onlar için de bir şeyler biliyorlarmış. Biliyorlar. Evet. Onlar bizim şimdi, kadar... O anda tabii Kavala'yı o anda göremedik ama tutuksuz olduğu için mücella yapıcı, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan evet. Ve başka bir karar çıkarsa o anda tutuklanıp hemen cezaevine gönderecek olan mücella yapıcının sevinciyle biz bunu yaşadık. Bir görelim çok kısacık o anları. Evet. Hani medya mahallesine kayıt düşmek adına en azından. Mücella yapıcı müthiş bir sevinçle çıktı dışarıda. Alkışlarla karşılandı o anlar. Tarih çekiyorlar, tarih. Şimdi mücella yapıcı değil tabii. Bütün tutuksuz sanıklar sevindi. Hepimiz sevindik. Sosyal medyada coştuk, coşuldu vesaire. O sırada Amerikan Büyükelçiliği'nden ilk reaksiyon geldi. Evet. Bir görelim Amerikan Büyükelçiliği'nden. Beraat ve tahliye kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Şöyle üstelik de cümle de çok enteresan. Osman Kavala ve diğer sivil toplum aktivistleri bakın bandallar, teröristler falan değil. Sözcükler de enteresan. Onlar hakkındaki davayı yakından takip ettik. Mahkemenin bugün verdiği beraat ve tahliye kararını memnuniyetle karşılıyoruz dedi Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçiliği'nden gelen ilk şey. Fakat sonra birdenbire evet. Tahliye beklerken
saat 21 sularında... Zaten çok uzaması saatin. Çünkü 3-4 saat sürer demişlerdi. 5 saati geçince dedik ki bir şey var. Ama tabii bu süreç çok yapıldığı için kimisi de belki beklemiş olabilir yani böyle bir şeyi. Şimdi o sırada cezaevi önünde beraat coşkusu yaşanırken elbette en heyecanlı isimler Osman Kavala'nın yakınlarıydı. Evet, Ayşe Hoca. Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra. Ben dün gözün aydın demek için aradım. Hatta Osman'a dedim, hani o kadar emindim ki, çok selamlar, sevgiler. Tabii. Yarın sabah dedim, bugün için bir telefon bağlantısı yapabilir miyiz dedim. Ah dedi, avukatlar dedi, sakın konuşma diyorlar dedi. Bakın, verelim arkadaşlar. 21.30 suları bu. Eşi görüyorsunuz, arabaya biniyor şu anda. Zaten beraat kararı geldikten sonra sesi titriyordu. Yani çünkü en tuhaf durumdur. Umutla umutsuzluk arasında gitmek, sevinçle böyle bir şok arasında gidip gelmek. 840 gün boyunca bekliyorsunuz. Eşinizin suçsuzluğunu da biliyorsunuz. Ve beraat veriliyor. Onun sevincini yaşayıp kocanızı cezaevinden almaya gitmişsiniz. Bir dakika, 15 Temmuz'dan biz onu gözaltına alacağız demişler. O anlar böyle yanında hemen ona sarılan isim de Çiğdem Mater. Çiğdem Mater, evet. O da 10 yılda mı 20 yılda mı ne yargılandı? 20 yıl, yani 20 yıl, yıl evet, 20 evet. Yılda yargılandı. 3 kişi ağırlaştırılmıştı. Şimdi bu meseleden sonra dünyada son dakika haberleriyle gündemin önüne geçti. Evet. Kurumsal, resmi açıklamalar, tepkiler çok acayip. Yani hakikaten Erdoğan bakıp da bunlara vay hainler, vay işte kıymet bilmezler diye söyleniyor mudur? Yoksa ya bir dakika, burada bir yanlış var mı, yanlışlık var diyor mudur bilmiyorum. İkinci bölümde bunları paylaşacağız sizlerle. Hakikaten çok ağır ağır tepkiler, üstelik de çok önemli yerlerden gelen. İkinci bölümde İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu da bundan sonra ne olabilir meselesine evet. dair kısacık bize ışık tutacak. Çok hayati, çok kritik, çok önemli bir davaydı gerçekten. Hukuk cinayeti dedik. Daha doğrusu diyenler diyor. O nedenle olay yeri inceleme gözüyle bakmaya çalıştım bugün. Melda Onur'la birlikte. İkinci bölümde birlikte olalım. Bakın bu sırada bu davayı zaten yazmıyorlar, konuşmuyorlar ayrıca. Ama esas olarak bir de Suriye politikasından sokağın gerçek gündemi, krize kadar neler güme gidiyor? Neler güme gidiyor? Onları da paylaşacağız. Görüşelim efendim.